Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın dünyada insan haklarını irdelediği yıllık raporunun Türkiye kısmında hükümetin 2018 yılında kabul edilen geniş kapsamlı terörle mücadele yasası ile temel özgürlükleri kısıtlamaya devam ettiği ve hukukun üstünlüğünden taviz verdiği kaydedildi. Bu yılki raporda ihlal olarak ele alınan konular arasında polisin aşırı güç kullandığı ve işkence uyguladığı iddiaları, Ceza evleri ve gözaltı koşulları, keyfi tutuklamalar, adil yargıya güvensizlik, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş davaları var. Türkiye'den bu rapora cevap olarak ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz. İfadelerinin kullanılmasını bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak nasıl değerlendirirsiniz? Hem bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak hem de benzeri zulümler yaşamış birisi olarak nasıl değerlendirebiliriz? Yani bunu Amerika söylediği için değil. Biz Amerika'nın ne olduğunu biliriz. Ancak söylenen şey doğruysa diyecek lafımız yoktur. E söylenen şey doğru. Bunu söyleyen ister Amerika olsun ister Çin olsun yani. yani düşmanım da söylese doğru doğrudur. E, Amerika'nın raporunda böyle geçtiği için değil. Biz zaten burada görüyoruz zaten yaşıyoruz. Yani bir basın açıklaması yapacaktık, işte 20 Mart'ta ne yaptılar? Üzerimize binlerce cop vurdular, yüzlerce plastik mermi sıktılar ve yüzlerce kutu biber gazını üzerimize boşalttılar. Yani Amerikan raporu yalan mı? Ve Türk devleti ya da Türk hükümeti sürekli böyle siz işinize bakın... E, bizde işte bağımsız yargı var falan filan deyip duruyorlar. Kimsenin inanmadı, kendilerinin de inanmadığı lafları söyleyip duruyorlar. yani bu bizim iç işlerimizdir falan. O zaman Doğu Türkistan'da yapılan zulme de biz bir şey demeyelim. O zaman İsrail'in yaptığı zulme de bir şey demeyelim. O zaman, şey zaman Beşar Esed'in yaptığı zulme bir şey demeyelim. Kaddafi'nin, Saddam'ın yaptığı zulümlere bir şey demeyelim. O zaman onlar da bize aynısını söylesinler. Yani böyle bir şey olabilir mi? Elbette ki tüm dünya devletleri e, bu gibi konularda görüşünü beyan eder. Amerika zaten e, dünyanın süper gücü. Elbette ki bu gibi konuları da kullanacak ve istediği devlete baskı olarak bunları kullanmak isteyecektir. Siz de adam olun, memleketinizde adaleti sağlayın. Amerika'yı da, Amerika da konuşturmayın, Avrupa'yı da konuşturmayın. Yalan mı söylüyorlar yani? Kötü olabilirler, zalim onlar da zalim olabilir, onlar da hain olabilir, Türkiye düşmanı da olabilirler ama dedikleri yalan mı yani?